Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Haberlerle karşınızdayız. Belediye tarihinde alt ve üst yapıya en büyük yatırım Belediye Başkanı Haluk Şenyazgı dönemiyle devam ediyor. Belediye ekipleri Belediye Başkanı Haluk Şenyazgı'nın talimatları doğrultusunda Aksaray halkına en iyi şekilde hizmet sunabilmek için mesai saati gözetmeksizin farklı alanlarda çalışmalarını sürdürüyor. Şehir genelinde 48 mahallede tüm cadde ve sokaklarda ihtiyaçlar doğrultusunda altyapı, tüm yollarda asfalt, beton ve kaldırım döşeme çalışmaları aralıksız sürüyor. Belediye Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri yeni hastane bağlantı yolu üzerinde 600'lük beton boruyla yağmur suyu şebekesi hattı çalışmalarına başladı. ...19 Mart tarihinde başlayan yağmur suyu şebeke hattı çalışmalarının 12 Nisan tarihinde bitirilmesi öngörülüyor. Aksaray Belediyesi tarafından projelendirilen yağmur suyu drenaj hattı çalışması, yeni Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi yol boyunca devam edecek. Aksaray Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yaz iş programı çalışmaları kapsamında Ulurmak Dere Yatağı'nda su penti yıkım ve temizlik çalışmalarına başladı. Çalışmalar Pamucak Caddesi'nden Kültür Park hattı boyunca devam edecek. Aksaray Belediyesi'nin kentin doğal güzelliklerinden bir tanesi olan Tacin Mahallesi'nde başlattığı Ulurmak Rekreasyon Alanı ve birinci etabını tamamladığı Kent Parkı çalışmalarına devam ederken, şehrin iki yakasını birleştiren dere yatağı yaz iş programı içerisinde etap etap kış mevsiminin getirdiği kirlilik ve atıklardan temizlenecek. Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Pamucak Caddesi Kültür Park boyunca akan dere yatağında su bentleri yıkımıyla dere yatağı içinde her türlü atığı temizleyerek kıyı bantlarında da düzenlemeye gidecek. Başlatılan çalışma rekreasyon düzenlemeleri çerçevesinde dere yatağı hattı boyunca belli aralıklarla devam edecek. Aksaray Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren AKMEK kurslarında herkesin ilgi ve alanına yönelik kurslar düzenlenirken hanımlar hem boş zamanlarını değerlendiriyor hem de ev ekonomisine katkı sağlıyor. Aksaray Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren AKMEK'te merkez bina, Park City Alışveriş Merkezi'nde bulunan sanat atölyesi, Selime Sultan ve VC Hatun Kadın Aktivite Merkezi'nde düzenlenen el becerisi ve meslek edindirme kurslarına katılan hanımlar hem boş zamanlarını değerlendiriyor hem de evlerine ekonomik olarak katkı sağlıyor. Ev hanımlarının yeni bir meslek öğrenmesini sağlayan Aksaray Belediyesi, ayrıca hanımların yaptıkları sanat eserlerini satın alarak maddi kazanç sağlamalarına da yardımcı oluyor. Herkesin ilgi alanı ve zevklerine göre birçok seçenek sunan AKMEK kurslarında porselen boyama kursuna sanatsever kadınlar yoğun ilgi gösteriyor. AKMEK merkez binada porselen boyama kursuna katılan kursiyerlerin ortaya çıkarttıkları şık ve birbirinden renkli fincan, tabak ve süs eşyaları büyük beğeni topluyor. Şıklığın ve zarafetin sanatı olarak bilinen porselen boyama kursunda AKMEK merkez binada pazartesi ve salı günleri olmak üzere iki grup toplamda 36 hanım kurs görüyor. Kurs hocası Melahat Dilber porselen boyama kursu incelikleri hakkında bilgiler verirken kursiyer hanımlar bozuk psikolojilerinin bu kurslar sayesinde düzeldiğini ve ürettikçe mutlu olduklarını söyleyerek Belediye Başkanı Haluk Şenyazgı'ya teşekkür ettiler. Öğrencilerimiz sabah ve öğleden sonra grup olmak üzere AKMEK merkezde 36 kişi. Bayanlar istedikleri modelleri porselen boyama üzerine geçirip desenlerini o şekilde çalışıyorlar. Bizim bir kontür çekme şey var. Modelimizi kontürledikten sonra boyamaya geçiyoruz. Tonlamamız bizim çok ince bir iş. Tonlama çok önemli. Orada renkler falan çok önemli oluyor. Yani açık renkleri kullanıyoruz zeminde. Koyu renklerle de tonlamalarını yapıyoruz. Bu iş bittikten sonra da pişirme işlemi var. 150 derecede 45 dakika normal bir fırında pişirme süresi var. Pişirdikten sonra bir gün sonra simleme yapılıyor. Simlemeden sonra tekrar bir gün daha bekliyor. Ertesi gün tekrar pişiriyoruz. Öğrencilerimiz kurslarımıza katılarak motive oluyorlar. Zamanlarını çok iyi değerlendirmiş oluyorlar. Burada beraberce oldukları için bir bakıma motivasyonları da artıyor. Daha böyle hayata daha güzel
daha motive olmuş bakıyorlar, daha pozitif bakıyorlar. Bazen psikolojik olarak iyileşmeler de oluyor. Bazı öğrencilerimiz psikolojik olarak hasta geliyorlar mesela. Onlar çok buradan fayda görüyorlar ve çok memnunlar. Sürekli de gelmek istiyorlar. Başkanımızın bu faaliyetleri bize sağladığı için, hanımlara sağladığı için öğrencilerimiz çok teşekkür ediyor. Bizler de çok teşekkür ediyoruz. Çok memnunuz ve bunların devamını istiyoruz. Akmeke porselen boyama kursuna geliyorum. Bu kursu çok seviyoruz. Hocamız ve arkadaşlarımız burada çok güzel vakit geçiriyoruz. Bu kursa çeşitli amaçlarla gelen arkadaşlarımız var. Herkesin farklı bir düşünceyle bu kursa geldiğini düşünüyorum ben de. Stresi azaltıyor, motivasyonumuzu artırıyor, düşünceden arındırıyor. Birçok psikolojik nedenlerle de bu kursa gelen arkadaşlarıma iyi geldiğini düşünüyorum. Kafalarında sorunları olanlar, düşünce yoğunluğu olanlar bu kursa gelip terapi amaçlı burada tedavi bile görebilirler. Benim bu kursa gelme amacım burada sosyal olarak da vakit geçirmek, kendimi ispatlayabilmek, bir şeyler yaptığım zaman mutlu olduğumu düşünmek. Bu amaçla bu kursa geliyorum. Bütün arkadaşlarım, evde duran bayanların bu kurslara yönelmelerini istiyorum. Başkanımıza da bize böyle imkanlar sunduğu için çok teşekkür ediyoruz. Bunların daha çeşitli, daha başka alanlarla da çoğalmasını rica ediyorum. Kendisine de çok teşekkür ediyoruz. Aksaray Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri birinci etabı tamamlanan Kent Parkı'nda peyzaj ve çevre düzenlemeleri çalışmalarının yanı sıra ağaç dikimi ve çim ekimi çalışmalarını sürdürüyor. Aksaray Belediyesi'nin kent estetiğinde yeşil alan çalışmalarıyla örnek gösterilecek Ulu Irmak Rekreasyon Alanı ve 3 ayrı etaba ayrılan Tacin Kent Parkı'nda çalışmalar devam ediyor. Toplamda 425 bin metrekare alanı kapsayan projede 78 dönüm üzerinde yol boyunca ırmağın her iki yakasında dinlenme ve oturma alanları, piknik alanları, yürüyüş yolları, koşu yolu, bisiklet yolu, köprü bağlantıları tamamlanırken Aksaray'ın yeni buluşma noktasında peyzaj çalışmaları, ağaç dikimi ve çim ekim çalışmaları devam ediyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri sahada çim ekiminin yanı sıra çok sayıda çeşitli bitki ve ağaç dikimi gerçekleştirdi. Ekipler çalışmalarını kent genelinde daha yeşil bir Aksaray için tüm park ve yeşil alanlarda sürdürürken doğal neden ve hava şartlarından dolayı kaldırımlarda, yeşil alanlarda, zarar görmüş ağaç ve çim alanlarında yenileme çalışmalarını da devam ettiriyor. Aksaray Belediyesi'nin eğitim alanında en büyük kültür hamlelerinden bir tanesi olan Bir Tarihin Tanığı projesi kapsamında öğrenciler Aksaray'ın tarihi ve kültürel yerlerini gezmeye devam ediyor. Aksaray Belediyesi Bir Tarihin Tanığı projesi kapsamında yüzlerce öğrenciye Aksaray'ın tarihi ve kültürel mekanlarını gezdirerek bilgi veriyor. Aksaray Kültür Gezileri Programı öğrencilerin ecdadın emanet ettiği tarihi mirasımız hakkında daha fazla bilgi sahibi olmasını hedefliyor. Aksaray Belediyesi'nin en büyük kültürel hamlelerinden bir tanesi olan ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen Bir Tarihin Tanığı projesi kapsamında kültür gezisinin yanı sıra eğitim faaliyetleri kapsamında farklı birçok uygulamaya da imza atılıyor. Hazım Kulak Anadolu Lisesi'nden geziye katılan 90 öğrenci rehber eşliğinde Aksaray'da sırasıyla Somuncu Baba Külliyesi, Eğri Minare, 2. Kılıçarslan Hamamı, Ulu Cami, Azmi Milli, Aksaray Müzesi ve Eğitim Müzesi Zincire Medresesi'ni gezdiler. Öğrenciler Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'ya bu anlamlı programdan dolayı teşekkür ederken her ay düzenlenen Bir Tarihin Tanığı Kültür Gezisi okullar tatile girinceye kadar devam edecek. Aksaray Belediyesi tarafından çocuklar için genç yazar Mahmut Ulu'ya hazırlatılan resimli ve renkli hikaye kitapları Anadolu Erenleri serisi çıktı. Anadolu Erenleri çocuk hikaye kitaplarının tüm Türkiye'de özel baskısıyla dağıtımı yapılarak satışa sunuldu. Somuncu Baba Aşkın Sırrı kitabının yazarı ve aynı zamanda Somuncu Baba sinema filminin senaristi Mahmut Ulu'nun Anadolu Erenleri ana temalı Beşli Çocuk kitabı serisi ilk baskısıyla okurlarıyla buluştu. Aksaray Belediyesi Kültür Yayınları'ndan çıkan çocuk kitabı Türkiye'nin dört bir yanında satışa sunulurken yazar Mahmut Ulu çocuklar için hazırlanan resimli renkli hikaye kitaplarını Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'ya takdim etti.
Seride yer alan Yunus Emre, Somuncu Baba, Tapduk Emre, Hacı Bayrami Veli ve Emir Sultan'ın düşünce ve hayat anlayışlarının hikaye tarzında yer aldığı kitaplarda manevi aşka ulaşmak için çekilen çile ve uğraşlar yazarın ifadesiyle yokluk yolcusu ve yitik derviş ağzından anlatılıyor. Tarih ve tasavvufun inceliklerinin nakış nakış işlendiği kitaplar alanında ilklerden olma özelliğiyle öne çıkıyor. Kitapların kültür dünyamıza ve şehrimize kazandırılmasına vesile olan ve mihmandarlık eden Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, yeni nesillerin çocuklarımızın kendi öz değerleriyle yetişmesi gerektiğini belirterek bu tür çalışmaların önemine dikkat çekti. Başkan Yazgı, hikaye kitaplarının çocuklara ve kültür dünyasına hayırlı olmasını dileyerek genç yazar Mahmut Ulu'ya teşekkür etti. Sevgili seyirciler, haberin doğru adresi Aksaray'ın ekranı Belediye TV'de haberleri izlediniz. Bir sonraki haber bültenimizde tekrar görüşmek ve buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.